Günaydın hocam. Günaydın, günaydın Esin Hanım. Hocam, bugünlerde çok fazla talep olması, hastalarımızdan sorular gelmesi sebebiyle şeffaf plaklarla ilgili bir video çekelim dedim. Evet. Yerli ve yabancı birçok şeffaf plak markası var. Bir hasta olarak şeffaf plak tercihi yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? Yani ilk zamanlar gerçekten dünya çapında bir iki marka varken şu anda her büyük şirket şeffaf plak alanına girmeye başladı. Ülkemizde de bununla ilgili yatırımlar oluşmaya başladı ve farklı farklı firmaları görmeye başladık. Evet, görülüyor ki gelecek ortodontisi dijital teknolojiden geçiyor. Bunun da büyük bir çoğunluğunu şeffaf plaklar oluşturuyor. Bu anlamda şeffaf plak seçilirken hastalarımızın biraz dikkatli olması gerekiyor. Farklı alternatifleri seçerken hangisinin kendilerine uygun olduğunu anlaması için bir takım şeylere, parametrelere bana sorarsanız dikkat edilmeli. Bunlardan birincisi planlama aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar. İkincisi şeffaf plak materyalinin ile ilgili sizin dikkat etmeniz gereken hususlar. Üçüncüsü de bu tedaviyi alacağınız klinik ve çevre ortamla ilgili hususları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Planlama aşamasında etki eden faktörler derken neyi kastediyorsunuz? Şimdi biz hastalardan aldığımız ölçüleri ya dijital olabilir ya da manuel eski usullerle klasik yöntemlere aldığımız ölçüleri alabilir. Karşı tarafa şeffaf plak firmasına yüklüyoruz ya da gönderiyoruz. Ve ondan sonra bize bir planlama yapıyorlar. Hastalarımızın bu planlama aşamasında aşama aşama kaç tane plaktan oluşacağı, nelerin değişeceği, beklentileri ne kadar karşılayıp karşılamayacağını başlangıçta tedavi değişikliğinin sonunu görerek görmeleri gerekiyor. Beklentilerinin ne oranda düzeldiğini görmeleri gerekiyor. Onun için bir şeffaf plak markasının size tedavinin başından tedavinin sonunda ne hale gelmek istediğinizi göstermesi gerekiyor. Ayrıca tedavimizin ara aşamalarında bizler hekimler olarak da meydana gelen değişimlerle bize başlangıçta gösterilen değişimlerin ne kadar uyumlu olduğunu karşılaştırmamız gerekiyor. Onun için bu simülasyon programının çok iyi çalıştığı, hastaları iyi bilgilendirdiği bir markayı seçmelerini tercih ederim. Peki düzeltici plağa bağlı faktörler neler hocam? Düzeltici plağın materyali gerçekten çok önemli. Bunun bir şekilde elastik olması gerekiyor. Bazı durumlarda hastalarımız ağızlarından çıkarken bakın böyle dümdüz hale bile plakları getirebiliyorlar. Dolayısıyla bu elastikiyeti kaldırabilecek ölçüde iyi bir plakların olması gerekiyor. Dişleri çünkü iyi sarması, birazcık elastikiyetinin fazla olması ve ona göre hareketler sırasında dişlere fazla kuvvet değil de daha orantılı, dişlerin sevdiği oranda optimum kuvvetler uygulaması gerekiyor. Ve şeffaf plak materyalinin diş etleri sınırlarında ya da dudaklara bakan yüzlerinde çok fazla dudağı zedelemeyecek şekilde, ağrılara sebep olmayacak şekilde güzel şekillendirilmiş olmaları gerekiyor. Kenarların çok güzel yuvarlatılmış olması gerekiyor. Çünkü birçok hastalarımızdan da bazı plaklarda kenarları aşırı kestiği, dişlerin çok fazla kuvvetler uyguladığı, çok sardığı yönünde şikayetler alıyoruz. Hastalarımızın da bu materyali öncesinde çok iyi inceleyip, değerlendirip ona göre de plak seçimini yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Tedaviden hekime bağlı faktörler neler hocam? Yani tabii kliniğin önemi büyük. Klinik bu anlamda biraz tecrübeye sahip olması gerekiyor. Şeffaf plak teknolojisi benim ilk günlerde girdiğim halime bakıyorum ve şu anki geldiğim hale bakınca gerçekten çok büyük yol almış olduğumu görüyorum. Çünkü tecrübe çok önemli. İlk zamanlar yalnızca firmanın size göndermiş olduğu dişler şu şekilde hareket edecek gibisinden şeylere inanırken bir süre sonra bazı hareketlerin yalnızca şeffaf plaklarla olmayacağını, onun için ek bir şeylerin yapılması gerektiğini ben şahsen gördüm. Onun için hekimlerinin daha öncesinde kaç tane şeffaf plakla hasta tedavi ettiği, mümkünse tedavi sonuçlarını görebildiği bir klinik ortamında tedavilerin olması gerektiğini düşünüyorum. Öğrenilmesi gereken şeffaf plaklarda çok büyük farklı şeyler var. Tellerle düzeltimlerimiz bambaşka. Ama şeffaf plak dünyası bambaşka. Ama okus pokusa değil tabii bunlar. Bir şekilde dişleri her gösterdikleri gibi aynı hareketi takip edemiyorsunuz. Onun için bazı durumlarda ağza küçük kancalar, yerine göre mini vidalar, yerine göre bir takım bite rampaları ekleyerekten bu değişiklikleri çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Onun için bu alanda daha çok hasta bitirmiş, tecrübesi olan hekimlerle de çalışmalarını bilinir,
güvenilir markaları kullanmalarını ben tavsiye ediyorum. Peki son olarak ücretleri konusunda dikkat edilecek hususlar nelerdir hocam? Tabii ücretleri çok büyük bir yelpazede. İşte yerli markaların, yabancı markaların, hastalar diyorlar ki bu işi işte atıyorum 10 kuruşa yaptırmak gerekirken 5 kuruşa yaptırabilirim. Bunun arasında ne fark var? Mutlaka bunun arkasından bir bilgi birikimi, yapılan Ar-Ge'ye yatırım, alınmış olan patentler. Onun için eğer yüksek bir meblağ isteniyorsa bir markaya göre mutlaka bunun arkasında bunun içini dolduran bir bilgi birikiminin olduğunu düşünüyorum. Bazı durumlarda işte daha düşük olsun, daha ucuz olsun diye tercih edip çok daha pahalıya denk gelen vakalar olduğunu da biliyorum. Onun için güvendiğiniz hekim ile, güvendiğiniz bir marka ile, şeffaf plaklarla dişlerinizi braketsiz, telsiz, etrafınızdaki en yakın arkadaşlarınızın bile göremeyeceği şekilde rahatlıkla düzeltmek istiyorsanız bu alanda birazcık da sizin özveride bulunmanız gerekiyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.